Başlatıyorum artık, müsaade varsa. Başlat, başlat. Tamam. Sağ az. Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Aa. Bu da ana nici. Bu da ana nici. Var ya. Popoşi ne oğlum? Bu da mı? Popoşi popoşi çalıyordu. Öncelikle babaannemi bu işe karıştırdığın için sana sinirliyim. Umarım bundan da bir duyar yersin. Bir kere benim babaannemin en sevdiği kanal benim kanalım. Benim Twitch'imi de izliyorken babaanne buradan sal. Babaanne. Babaanne dinleme bu çocuğu, tamam mı? Sakın. Sakın bu çocuğu dinleme babaanne. Senin sevdiği kanal benim. Devam edelim. Babaannemi bu işe karıştırmayacaktı. Bir kere fılın hoş geldin. Çocukların köpek sevgisi aşılamak için kalemlikleri köpekten yapmışlar. Ondan sonra ver elini zina. Ne? Var mı başka? Var mı başka eklemek? Tövbe. Ne diyorsun? Tövbe tövbe. Neresi komik? Tövbe. Daha panik yerinde paniç diyor. Allah'ım şu gay falan gaç hacılar beğenmiştir kesin bu yorum. Öncelikle bu Türkçe değil. Öyle bir sıkıntı var. Onlara da filmler. Ben de anlamadım ya bunu. Normal bir şeymiş gibi gösterip tövbe tövbe. Sonra niye Türkiye gelişmiyor? Al bu sapıklar yüzünden tepki vermesine gerek yok. Boşuna yorum kapalı her türlü görmeyeceğim ne yaz. Yazdığınız boşuna eliniz ağrımasın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Altta da şey var ya. Emojilerden. Gayça yazmış. Benim anladığım kadarıyla bu arkadaşımızın heteroseksüel olmayan diğer insanlarımızla nefreti var Emir. Bana öyle geldi. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Öyle de Just Driving Some Anime diyor. Mesela animeciymiş bu da bak. İşte ananı izlese böyle olmazdı. Ananı izlese böyle olmazdı. Emir ya gerçekten böyle oluyormuş demek ki. Senin beğendiğin ananileri izlese böyle olmazdı biliyor musun bu ya, çocuk? Ya gelsin ben bir ananı göstereyim ona. Göster. Görmeyeceğim ne yaz. Yazdığınız boşuna eliniz ağrımasın. Teşekkür ederiz. Güzeldi bu. Başka? Just drawing some anime. Soğuk su ve sıcak suyun etkileri. Ne? Soğuk suyun etkileri. Aksine suyun ılık. Lan dur okuyamadım ki. Heh. Soğuk su ve sıcak suyun etkileri. Soğuk su. Üşüt nasıl lan? Üşütmeyi engeller. Üşümeyi engeller. Cildi işte. Sıkılaştırır bu arada bak bunu da biliyorum. Hatta böyle soğuk suyla falan bile bile yıka böyle hani buz gibi ama hani hakikaten donmalık suyla yıkanan insanlar var. Sırf buruşmamak için daha genç hani böyle anladın mı? Daha böyle genç olmak için. Ben muhtemelen öldüm o yüzden çünkü ben kaynar suyla duş alıyorum. Baya böyle bildiğin yanmam lazım yoksa keyif almıyorum. Sıcak suyun altında kalmayı da çok seviyorum. Aklı yatıştırır ben gerizekalıyım o zaman yapacak bir şey yok. Bağışıklık sistemini korur. Yine benim o zaman sıkıntı. Metabolizmanı hızlandırır işte bak. Bir şey söyleyeyim mi? Neden kilo vermediğimi buldum abi. Kameradan okuyamamış insanlar da çok önemli değil. Ben okuyorum ya. De neden kilo veremediğimi buldum abi. Neden değil mi? Soğuk suyla yıkanmadığım için benim metabolizmam demek ki hızlı çalışmıyor. Sıcak suda yorgunluğu alır. Tamam doğru. Baş ağrısını alır. Yani okey. Kasları rahatlatır. Rahat mısın bebeğim? Rahatsın. Burun akıntısını yatıştırır, cilt dokularını rahatlatırmış efendim. Bakın öğrendik. Hadi bakalım ne demişler buna. Soğuk su nefti. Aksine suyun ılık veya soğuğa yakın olması daha iyi. Hatta şöyle bir bilgi vereceğim. Sıcak suyla duş olmak damarları genişletir ve şeytan damarlarında daha rahat dolaşır. Aklında bulunsun da ebenin yani. Şeytan... Bu kadar değil lan. Harbi çok güzel gidiyordu bu arada. Bilimsel bir şey diyormuş gibiydik. Çocuk ben de yani, böyle zannetmişim. Nereden konu şeytana geldi? Ben var ya ben o zaman ben yürüyen ben diyor. Tövbe harbin yürüyen şeytan olmuşumdur o zaman ben. Şeytan ok. Var mı benim gibi kaynar suyla duş alıyor? Bak çok merak ediyorum. Chat'te soğuk, ılık ve kaynar ayrımı yapmak istiyorum. Ben kaynar duşçuyum aga. Ben kaynar duşçuyum. Siz necisiniz? Bir kendinizi belli edin. Gerçek ananciler kaynar suyla duş alır onu bir söyleyeyim. Ananciler değil var, ananiciler. Pardon çok affedersiniz. Kaynar çok yok. Ben soğuk ılık arası giderim. Soğuk ılık mı takılıyorsun sen? Tabii soğuk ılık. Mevsim fark etmez diyorsun. Çünkü bende de... Ben... Kışın ılık, yazın soğuk. Ya benim de yazın yine kaynar. Yani dayanamıyorum. Ben bazen böyle ılık indiriyorum ama böyle hani sıcak ılık ama o da. Anladın mı? Sıcak ılık.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Kranyum. O zaman Kranyum'un da dediği gibi ve benim gibi kaynar su sever. Ece Degenik'i de enteresan bir fanteziymiş bu arada. Okey, okey. Ben mesela neymiş şey denemişim lan. O sıcaktan soğuğa dur. Kaynardan soğuğa gidiyormuş o. Enteresan değilmiş. O da çok güzel. Ben oluyor. Bazen sırf etkisi yaratıyorsun böyle. Ben bazen sırf eğlence için önce soğuk basıyorum kendime. Sonra birden bir kaynarı basıyorum. Pamuk kaneden, travertenlerden çıkmış gibi hissediyorum. Kaynar suyun şöyle bir derdi var ama işte. Gerçek kaynar sucular bilir. Duştan çıktığınız zaman aynada kendinizi göremezsiniz. Öyle bir dezavantajı vardır. O yüzden kapıyı birazcık aralık bırakırsınız. Ki yine de bazen etki etmez. Onun da çözümü, eğer saç kurutma makineniz varsa arkadaşlar, saç kurutma makinenizi alın sıcağı. Aynaya tutun, geçiyor. Vallahi billahi geçiyor, bak bunu bilin. Tamam, hadi. Ne alaka? Onu anlamadım. Dur, daha devam ediyor. Daha bitti mi sanıyorsun? Dur dur. Shut the fuck up, asla bitmez. Şeytan insan damarlarında dolaşabilme özelliğine sahiptir. Okey. Bu da demek oluyor ki sana vesvese verir. Yapmak istediğin iyi veya kötü niyetini bilir. Soğuk su bir nevi bu durumu az da olsa engellemek gibi bir şey. Sanki John Constantine'sin. Sabahtan akşama egzorsist yapıyorsun millete. Geliyorsun burada, atıyorsun tutuyorsun ya. Bir şey söyleyeceğim, mikrofon da çok güzelmiş. Mikrofon çok... Ve istediğin her şeyi yapabilirsin. Türkiye'nin en güçlü kızıyla kapıştın mı? Okey. Türkiye'nin en güçlü kızıyla kapıştım. Kızlara cidden hiç yakışmıyor. Baksana, dışarıdan gören nasıl düşünür? Kim bilir? Yazık. Emir öncelikle... dışarıdan gören ya, benim ağzıma ne sıçar diye. Vallahi ben öyle düşünürüm. Bu beni ne kantar iki. Bu beni ne iki kere üzerimde şey bench press yapar beni falan filan. Ben hep öyle düşünüyorum mesela. Genelde güçlü bir kadın gördüğüm zaman böyle hani şeyler falan var ya benim. Mesela Instagram'da böyle sporcu kadınlar çıkıyor, böyle kaslı olanlar ama böyle çok böyle aşırı. Ben diyorum ki ulan şimdi beni alsa iki elle böyle yapabilir mi acaba diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki yok, ben biraz fazla kiloluyum. Ama ondan sonra diyorum ki yok abi, bu basar beni diyorum. Falan filan yani. Ben öyle düşünüyorum genelde. Uçan Deniz, hoş geldin. Sen de Amazon yağmur ormanlarına yerini alabilirsin. Buyurun. Sana ne kızın görünüşünden? Sana ne kızın tercihlerinden? Senin kafana sıçayım. Sıç. Buna sadece yorumum bu. Erkeklik kelimesi çok iğrenç değil mi? Resmen buram buram maskülenlik kokuyor. Acaba neden? Peki ben tam okuyayım. Testosteron sesi duyuyorum kelimeden. Ayrıca bazı kadınların da penisi vardır. Ne? Bu yorumu yazan, bu yorumu yazan bizim kanala adım bile atmaz muhtemelen. Çünkü biliyorsunuz ki benim 95R'li erkek sertifikam var. 95R'li erkek sertifikam olduğu için büyük ihtimalle benim testosteron kokuma yaklaşamaz, bu bir. İkincisi, Emir'in de penisi var. Tamam mı? Bu kesinlikle ama kesinlikle ayıp bir şey değil. Ne alaka? Şimdi ne alaka? Yani şurada kadınların penisi var, ne alakaydı peki Emir? Hani o görsün yani, anladın mı? Emir de var, kadınların varsa Emir'in de var, şey, erkeğin de var, herkesin var. Bu kanal ne oluyor lan? Bu kanal ne oluyor? Ananiler dönüyor, benim şeylerim ne oluyor lan? Ama tamam da Emir'cim, yani bu sonuçta biyolojik bir bilgidir. Sana lisede öğretmediler mi? İlkokulda öğretmiyorlar mı arkadaşlar artık şeyin ne oldu? Lisede mi öğretiyorlar? Harbiden ne zaman öğretiyorlardı ya? Biyolojik olarak. Biyoloji lisede değil mi? Şeyde yok. Fende var mı fende? Violinist penguin. Ortaokulda öğretiyorlar arkadaşlar. Yani penis kötü bir şey, bilimsel bir şey yani. Bundan korkulmaz, bundan kaçırılmaz arkadaşlar. Lütfen. Bize tamam, bazı şeyler, ben sinirlendim, duyar kasıyorum ama sus Emir, duyar kasıyorum şurada. Size öğrettiler, ayıp ayıp diyorlar, ayıp diye bir şey yok abi. Penis, vagina, bunlar normal şeyler abi, bunlar vücudumuzun bir parçası, bunlarla mutlu yaşamalıyız. Bu kadar, teşekkür ederim. Duyar. Haksız mı? Tıp dayıp olmaz. Tıp dayıp olmaz. O zaman olmaz. Ürolojideki doktorlar şey desin, penis mi dediniz? Beyefendi biraz. Ayıp değil mi sizce de biraz? Pipiş deyin. Ne yani abi? Ne desin ki? Mehmet Keskin, hoş geldin. Twitch'te tıp ayıbı var ama mı? Aa. Nasıl yani? Yasak mı penis demek? Yine ban yedik o zaman. Şu an 2 oldu. Neyse, ben zaten normalde öyle demiyorum. Ben pipiş diyorum hep. Popiş, pipiş, kakiş.
Ben de bu şekilde ilerliyor genelde. Bunları demek normal ama göstermek istiyor değil mi? Dur abone geldi Emir. Konsantrasyonelim bozuldu o yüzden. Efendim Valanora 98 Twitch Prime üstüyle aramıza katılan yepyeni taptaze abonemiz, en sevdiğimiz efendim. Şöyle sıcak bir karşılama yapalım Valanora'ya, bir Ivy's boylarımız chat'e alalım. Çok teşekkür ediyorum ilk ayında abone olup desteklediğin için, aramıza hoş geldin. Bir abonelik deme, bir abonelik benim için çok değerli. Justin 2 varsın, Ivy's boylar senin için chat'te, darısı da inşallah ilk aylarından nice ilk senelerine diyorum. Familyamızda yerini sen de al. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Bizde adettendir. Çünkü genelde bir ay başlayan 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl yani gidiyor, anladın mı? O yüzden Allah kurtarsın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Aldık mı Ivy's boylarımızı, Allah kurtarsınlarımızı? Çok sevgili izleyenler, uyumayalım he. Peki akşam DC'de anani izlememiz yok mu? Pepe ananisi falan. Allah Allah. Oldum, ciddi ciddi düşündüm şimdi. Yok sağ ol, teşekkür ederim, sağ ol. Gözleri ne kadar güzel. Ha. Hayvanlar hiç... Bu arada doğada nasıl eşcinsellik yoktur ya? Bu bir kere yanlış bir bilgi kardeşim. Sen belgesel izlememişsin. Pok Gamer 5 gün önce yazmış. When I Am Morgoth 21. ayında kademe 1 aboneliğiyle gelmiş Berk'cim. Çok teşekkür ediyorum 21 aydır abone olup desteklediğin için aramıza. Hoş geldin. Ivy's boylar senin için chat'te, darısı 21. aylarından çocuğunun ta abone olasına kadar diyorum efendim. Amin. Allah kurtarsın. Ivy's boylar senin için chat'te buyursunlar. Daha askerliğin de kalmadı çünkü. Çocuğuna kadar gideriz. Efendim. İhtiyacına göre hareket eder. Doğru. Yani genel olarak bir dişiyle çiftleşir. İnsan konuşabilen tek varlık olduğu için eşcinsel olur. Emin, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi hocam, geçen Planet'de oynarken de ben Discord'da demiştim bunu size. Hı hı. Yani hayvanların eşcinseli vardır. Vardır hocam. Olmaz olur mu? Vardır. Bir kere örnek ver. Örnek ver. Arkadaş bir belgesel izlesin. Örnek ver. Ya örnek... Deniz atları. Deniz atları eşcinsel değil öncelikle. Sadece cinsiyeti olmayan hayvanlar var benim bildiğim. Mesela şeylerde yok muydu o, solucanlarda? Solucanlarda yok muydu? Ya onlar öyle, evet. Solucanlarda da yok. Tamam. Ne öttün, ne verebilirim ki abi? Evet, Tonguç için bir dakikalık saygı duruşu lütfen. Harika olmuş, smiling emoji. Saygı duruşu sadece Allah'a yapılır. Kan verenleri hiç anlamıyorum. Ya verdiğiniz kan başı açık bir... Geliyor. Allah! Geliyor. Kan verenleri hiç anlamıyorum. Ya verdiğiniz kan başı açık birine giterse ve o kurdular yaşamaya devam edip oros buluk yaparsa, sizin kanınız cehennemde yanar ve o zaman siz cehennemde de olsanız orada içiniz hep yanar ve sürekli derede yaşamak zorunda kalırsınız. Derede niye yaşıyoruz ki, ben anlamadım. Yorumlarda Allah'ı Allah diye yazmışsınız. Allah diye yazılmaz, Allah diye yazılır. Hepsi doğru. Bunlar ne? Allah yazıyor hepsinde. Hepsi doğru. Tamam oğlum, yanlışını yazamıyor çocuk işte oğlum, Allah korkusundan salak. Ama anlamadım size orası. Dini şeylerim var. Dini duyarlar mı var bunda? Bilmiyorum. Eşcinsellik de duyarı ya vardı. Dinlere... Bir cinsiyet var. Oğlum. Tam neyden duyar kaslar Emir? Mesela sen kas. Feminist duyarı yok mesela. Evet bu arada, daha hiç feminist duyarı görmedik. Bence en çok duyar kasılacak şeylerden bir tanesi feminizm. O yüzden birazcık da feminizm istiyorum, evet. Lütfen. Hadi bakalım. Çok dini gitmiş bu. Bu arada arkadaşlar, böyle yazacaksınız. Neyse. Hanife is on some real shit ya. Parfüm sürüp dışarıya çıkan bir kadın, eve gelene kadar kaç tane erkek parfüm kokusunu alırsa o kadar erkekle zina etmiş gibi oluyor. Biliyor musunuz? Evet bu arada, gerçekten hep de dini şeyler, farkında mısın Emir? Öyle ayarlamış çocukken. Ya da ben sadece öyle yorumlar var ya da. Yok lan, ben bir sürü feminist yorumu falan görüyorum. Siz sporu sadece futboldan ibaret sanarsınız ama şu kız tek başına ülkesine bir ülke getirir. Doğru. Bu arada hakikaten ha, bu neydi bilmiyorum, jimnastik miydi tam hatırlamıyorum ama hakikaten kız tek başına şeylik getirdi, birincilik. Yani neyini savunayım ya da gururlanayım şu durum için? Küçücük çocuğu avret yerlere hariç her yerlere açılıp insanlara çeşitli hareketler yaptırıyor. Bir Müslüman olarak sadece üzüntüyle seyrediyorum. Bokunla seyret gerizekalı.
En tatlı Michael Jackson taklidi yetenek sınırsız Türkiye. Evladım, Michael Jackson örnek olana kadar aşık Veysel'e örnek al. El kadar çocuğun yaptığı hareketler var. Ne edep var, ne haya. Yok, virgül virgül anaya. Babaya büyük görevler düşüyor, yazık. Ya artık şu düşüyorun S'si de dolar logosuyla, bu dolar amblemiyle. S harfini dolarla yazma. Atıyorum tutuyorum. Michael Jackson'ı örnek alacağına aşık Veysel. Ama git sen de şey yaz. Dolarla şey yazma. Aşık Veysel A dolar ilk Veysel. Metin 2'nin 2 gibi. Z kuşağı diye bir şey yok. Lütfen kullanmayın o ifadeyi. Tamam. X kadın, Y erkek kromozomu. Peki ya Z? Tam da LGBT'nin hortladığı bir dönemde lütfen kullanmayalım. O değil. Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Emir bana bir şeyler oluyor. Oğlum o değil. Ya çok yanlış anlamış bu durumu. Bir de X kadın Y erkek kromozomu demiş. Ama XY erkek kromozomu XX kadın kromozomu değil miydi? Ben öyle mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Y erkek kromozomu değil yani X değil. Yorumda doğru olan cümle yok yazmış ya doktor adayı dayı da. Değil mi? X kadın değil, Y erkek değil, Z kuşağı diye bir şey yok diye bir şey yok. Şey de ayrı olacak lütfen. Bir şey yok. Türkçe de yok anasını satayım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey ayrı yazılır bu arada. Ben bu dönemde özellikle şey, çok... Oğlum şey her zaman ayrı yazılır. Abi bak bu dönemde artık bir şeyleri yanlış yazmak bile linç yeme sebebi olduğu için ben artık her zaman ya böyle bir tweet atmadan önce ya da böyle bir arada mesela atıyorum diyorum ki işte aynı şu cümleyi yazacağım, tamam mı? Diyeceğim ki Z kuşağı diye bir şey yok. Ulan düşünüyorum mesela diyorum ki ulan şey ayrıydı değil mi? Ayrı... Yine ben bir emin olayım diyorum. Google'a yazıp öyle bakıyorum falan yani. Sanki böyle yanlış yazsan kafana sıkacaklarmış gibi bir şey de değil mi? Çünkü bak ne zaman bir şey yanlış yazsam Instagram'dan ya da Twitter'dan ki çok böyle yazmıyorum ama yazdığım zaman yani hep abi bir iki tane yorum bana özelden veya geliyor böyle işte D ayrı yazıdır, işte Y ayrı yazıdır, B ayrı yazıdır. Ya olacak ki yazılmazsa ne olacak ki? Çete yanlış yazabilir miyiz? Ben de çok korkuyorum işte. Bilemiyorum yani yanlış yok, yazarsan... Yok yanlış yazınca 10 dakika timeout atıyorum. Ben artık abi D ile dağı her şekilde ayrı yapıyorum yani. Her şekilde. Adana'nın dağısını bile ayrı yazacağım artık. O kıvamdayım yani. Sen bunu ortalık yerlerde söyleme. Şu adama Allah rızası için sigara içirmeyin de. Dünyası kendine gelsin. Oğlum bir de bir şey söyleyeceğim. Acaba ben şeyi de merak ettim. Şimdi bu yorumlar... Mesela bu Discord değil mi yani? Bu Discord. Ha pardon buldum. Yok şey yapmışlar. Muhtemelen aynen. Bunları yorumlamışlar. Aynen. Atmışlar. Muhtemelen Discord'da bir tane oda açtı değil mi? Gereksiz duyarları buraya atın diye. Ondan sonra oraya da attı Discord'daki takipçileri diye düşünüyorum. Giden bütün yorumları kafamla kapattın mı? Niye söylemediniz ki hiç? Ya da söylediniz değil mi? O söylediğiniz bu muydu? Ha. Yok söyleseler görürdüm. E niye söylemediniz o zaman? Katıldım sende. Hafız boylar çekti. Aa! Hafız boylar çekti. Aa! 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 Efendim. Mekki 9. ayında Twitch Primus ile gelmiş. Hem de ilk rozet. Ya ne deniyor buna? Dur. Kurucu... Abonelik rozetiyle. Efendim çok teşekkür ediyorum Mekki'cim. 9 aydır abone olup desteklediğin için aramıza hoş geldin. Senin de çok iyi bildiğin gibi 9 ayda çocuk doğuyor. O kıvama gelmişsin. Tebrik ediyorum. Kesene bereket. Nice aylarına inşallah hayvız boylar. Senin için chatte buyursunlar efendim. Bir alalım boylarımızı. Çok eski abonem kendisi. Ben bunu arada gördüğüm zaman söylüyorum zaten. Bir de 24 Eylül 2017. Bak 2017 Emir duydun mu? 2017 Emir. 2017 Emir. Geri gelmiyor yokluğunda. İlaymış hoş geldin. Ama geç olur. Sana ne? Zevk için içer. Senin hayatına mal salak böyle mallar yüzünden TR'nin IQ'su düşüyor. Bu da Emir işte. Değil mi Emir? Sigara mesela. Sigarına karışılmasını sever misin mesela? Ben de çünkü sana diyorum ya mesela içme artık bu Merit'i. Hayır. Hayır mı? Sevmem. Tamam. Peki sen de böyle yumuşak G ile mi yazıyorsun? Evet. ben de aynı şekilde. Liramentix hoş geldin. Böyle.
Çok ironik. Erkeklerin manitlerini bebeğim minnoşum diye sevmelerinin sebebi pedofili olmasından kaynaklanıyor. İzleyin için teşekkür ederim. Ne anlamadım? Bir daha açsanız da. Buna kaynaklanıyor. Neymiş? Erkeklerin manitlerini bebeğim minnoşum diye sevmelerinin sebebi. Oraya bir de yavrum var, onu da eklesin bari. Yavrum da pedofili olabilir. Salak mısın lan? Şey mesela değil mi, böyle ballı lokma tatlım falan, böyle hani böyle şekerli tatlılarla sevenlerin de tatlı fetişi var. Tatlı fetişi var. Aşkım diyenlerin kuşum aydın fantezileri var. Ondan sonracığıma aşko diyenlerin bağırcandan fetişleri var. O yüzden bunların hepsi. Tabii aşko tabii. Aşko da demezsin be. Aşko da demezsin ya. Ne bileyim abi. Lehoy mu? Aşko da demezsin ya. Hikmet'im hoş geldin. Neredesin be? Hikmet neredesin be? Arkadaşlar sadece erkekler bebeğim minnoşum desin rica ediyorum. Peki mesela kadınlar erkeklere minnoşum dersin olacak? Yani deniyor. Deniyor. Bebeğim yani, deniyor. Tweet'e atanın deniyor. İsmiyle mention uyumu. Tweet'e atanın İsmi ne ki? İsmini görmüyoruz ki oğlum. Koray iyi misin sen? Hani oğlum ismi gözükmüyor. Koray ki. Koray iyi misin? Kardeşime bir 250 astigmat yazayım. Okunuyor mu? Oğlum çivi çivi söker mi? Bizim gözümüz bozuk. Oğlum iyi var. İyi görüyorum. Bu iyidir. Başka bir şey olamaz. Oğlum arkadaşlar saçmalamayın. Bunu okuyabilen yok herhalde değil mi? Hadi lan oradan. İdem ama salak ne biraz yazıyor. İdem ama... Bu nasıl lan? Oğlum kendimi şey testinde gibi hissettim. Bu böyle renk körü testine giriyorsun ya hani. Aşk biraz değil, salak biraz. Bence de şimdi senin şeyinden gördüm. Yayında daha kaliteliyim senin yayında. Oğlum ben kendim göremiyorum. Yayında nasıl görebiliyorsun? Neden biliyor musun? Bak şimdi de. Oğlum 360p'yi alınca daha çok okunur oldu lan. Yemin ediyorum göremiyorum. Oğlum bir dakika, Streamlabs'ten görebiliyorum. Nasıl ya? Oha! Bakar mısın? Bak. İrem ama salak biraz. Burada gözükmüyor. Burada gözüküyor. Yok artık lan. Sansür çözme taktiğini buldum hakikaten ha. Hani acaba burada yayında veriyorsun diye bit. Allah Allah. Mesela şimdi sizin yayına geldi ya şu. Şurada daha da mı güzel gözüküyor? Küçülünce netleşiyor mu? He, o zaman şöyle yapsam. Onu ne yok bence yok. Streamlabs'te daha iyi gözüküyor, ben size söyleyeyim. Aha. Şu anda hem küçülttüm hem Streamlabs'ten bakıyorum, artık deli dehşet gözüküyor bak. Dur bir saniye. Heh. Bak görüyorsunuz mu? Bayağı bildiğin şu anda çatır çatır İrem ama salak biraz yazıyor yani hakikaten. Vay be. Varsa arkadaşlar sansürlü bir şeyiniz artık çözeriz tamam. Bundan sonra sansürlü bir şey bulan olursa bana atsın, ben hallederim onu. Ben hallederim. Bebeğim minnoşum diye sevmelerinin sebebi pedofili olmasına. Evet bu iğrenç bir yorumdu bu arada. Bir de en tetiklendiğim şeylerden bir tanesi oldu. Evet ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öptüm bay. Benim de gözlerim bu kadar güzel olsa ben de kameraya bu kadar yaklaşırım. Yani. Bu nasıl salak bir şarkıymış bu arada ya? Ne bu şarkı? Popoşi, popoşi. Oğlum rüyamda çık. Instagram Reels'te gördüm ben geçen. Yani dün uyurken. Ulan rüyamda popoşi popoşi diye geziyordum etrafta. Popoşi yazdım. Tuna abinin haftalık dozu çıktı. Pinti Panda popoşi dans mı? Abim. Yeah.
Cyberpunk müziği mi? Burcu hoş geldin aşkım. 3,5 dakika böyle mi yani? Peki bir şey söyleyeceğim. Peki şey yapmadık mı arkadaşlar? Tuna abi ve dansları. Evet abi, Tuna abi zaten dansları, adamın tüm hayatı, tüm geçmişi hepsi dansları. Ama çok güzel var dans etmeleri. Ben size göstermiştim değil mi telefondan birkaç tane. Bir de çok mutlu. Ya bir şey soracağım.